Kırılır da bir gün bütün dişliler, döner şanlı şanlı çarkımız bizim. Gökten bir el yaşlı gözleri siler, şenlenir evimiz, barkımız bizim. Yokuşlar kaybolur, çıkarız düze, kavuşuruz sonu gelmez gündüze. Sapan taşlarının yanında füze, başka alemlerle farkımız bizim. Kurtulur dil, tarih, ahlak ve iman, görürler nasılmış, neymiş kahraman. Yer ve gök su vermem dediği zaman, her tarlayı sular farkımız bizim. Gideriz nur yolu, izde gideriz, taş bağırda sular bizde gideriz. Bir gün akşam olur, biz de gideriz, kalır dudaklarda şarkımız bizim. Değerli dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Balıkesir Gönen Kocapınar mahallesinde 13.800 metrekare güzel bir tarlamız var. Resmi kadastro yoluna cepheli, yerimiz düz bir yer. Bakın, yerimiz burası. Güzel bir manzara, güzel bir doğa. Yolumuz da burası. Resmi yol. Şöyle gösterelim. Bakın, malzeme atılmış yola. Bu şekilde araçla geldik. Arabayı oraya park ettik. Geniş bir cephesi var, yola cephesi. Sınırlarımız, bakın buradaki çalılar, buradaki ağaçlar, şu ağaç sınır. Karşıdaki diğer ağaçta diğer sınır oluyor. Şöyle devam edelim. Burada herhalde buğday ekilmiş, değil mi? Buğday, arpa tarzı kuru tarım yapılıyor burada. Birazdan drone'la da göstereceğim. Kuş bakışı, yerin durumunu, konumunu, şeklini. Yol yaz kış aracınızla yaz kış gelebilirsiniz. Yola malzeme atılmış. Köye de 2-3 kilometre mesafede. Yerimiz dümdüz bir yer. Doğanın içerisinde en arkadaki dağlar Kaz Dağları oluyor, en arkadaki kısım. Güzel bir manzara, güzel bir esinti var burada. Bakın, yerimiz dümdüz, futbol sahası gibi bir tarla burası. Evet, burası satılacak. Bakalım bu tarlanın sahibi kim olacak? Güzel, önü açık, asla kapanmayacak şekilde. Güzel bir manzara var, değil mi? Evet. Evet, güzel bir manzara, güzel bir doğa. Efendim, aşağıda da herhalde birisi hayvancılık mı yapıyor? Evet, bak su da var. Oraya su var, bak. Nerede su var? Ağaçtan oldu yerde. Su var. Çeşme mi var orada? Yoksa kaynak mı? Yok, adam suyu getirmiş dağdan. Depo oradan hayvanlarına. Ha. Orada bir depo yapmış, kendine almış. Buradan suyu nasıl, hortumla mı getiriyor? Buradan mesela boruyla getiriyor. Boruyla getiriyor. Dağdan suyu getiriyor. Burada depoluyor. Burada da hayvanlarına veriyor, öyle mi? Peki biz burada bu tarlayı bir müşterimize vermiş olsak kendi suyu nasıl alacak? Aynı şekilde mi, hortumla? Ya arkadaşlar, verir mi? Verir mi? Masrafını verecek, alacak. Ha, masrafını verecek. Bu boruyla getirmiş. Bakın burada gösterelim. Evet, bakın boru oradan gelmiş. 40'lık boru. Evet, bakalım boru. Evet. Deposu, depo burada. Evet, depo da burada. Burada birikiyor. Evet, bakın suyu biriktiriyor burada. Buradan aşağıda hayvanlar. Kaç bak. Litre bu? Yaklaşık 10 ton. 10 ton. 10 evet, suyu. Var. Ha, bu arkadaş yardımcı olur buradan, diyorsun. Tabii ki. Buradan su, bir depoda bizim müşterimiz almış olsun buraya. Sınırımız burada mı? Sınırımız burası evet, mı? Evet, evet, evet. Sınırımız burası. Bakın araçla geldiğimiz yer. Güzel bir manzara. Nereye kadar? Sınırımız orası mı? Evet, sınır orası. Ha, ben burası sandım. Evet, sınır. Şurada alt kısımda %5 tatlı bir meyil var. Şu tellerin oraya kadar evet, gidiyor. Evet, Ahlat ağacı var. Oradan köşe, meşeler. Evet, buradan şu meşeler, şunlar. Bu şekilde şu çalılıklar. Yerimiz hafif dikdörtgen şeklinde. Güzel, çok meyil yok yerde. Zaten üst taraf düz, dümdüz. Alt tarafta, değil mi? Çok düzgün, çok da güzel bir manzara var, çok güzel bir esinti var, değil mi? Bakın şöyle, yakın çekim de yapabiliriz, şöyle.
Göstereyim size. Koyuneri nerede? Koyuneri orası. Evet, Koyuneri, Balya Koyuneri görünüyor. 4 kilometre Koyuneri buradan. Şurası. 4 kilometre. 4 kilometre. Biz 3 kilometredeyiz şu anda. Güzel bir manzara, güzel bir doğa. Sol tarafımız baraj, 2 kilometre sonra. Baraj var ileride. Evet, yerimiz de güzel. Şu alt kısımda biraz %5 tatlı bir meyillik var. Evet. Geldiğimiz nokta üst taraflar gayet düzgün. Bakın araç orada. Şimdi drone'la da göstereceğim. Evet, çok güzel bir yer. 13.800 metrekare. Kocapınar Mahallesi yönüne 20 kilometre. 2-3 kilometre de böyle olsa 23 kilometre mesafe. Okay. Değil mi? Evet. Yol sorunumuz yok. Köye gelene kadar, değil mi? 500 metre karayolu, diğeri asfalt yol. Köy büyük, 120 haneli bir köy. Bakkalı, marketi var. Elektrik 300 metre. Elektrik 300 metrede. Komşularda. Her komşularda orada. Trafo var, orada olabilir. Evet. Bakalım bu tarlanın sahibi kim olacak? Kısmetli kişi kimdir inşallah? Ozan. At ayağı külük, Ozan dili çevik olur derler.
Thank you.